Herkese yeniden, yeni bir günden, yeni bir videodan merhaba. Başlıktan da anladığınız üzere bugün Tosun Beycik için mobilya bakacağız, bebek arabası bakacağız. Akşamdan gelmiştik zaten Eskişehir'e. Ben de akşam annemlerde kaldım çünkü bayramda pek görüşemedik. O yüzden de akşam vakit geçireyim diye buradaydım. Şimdi kahvaltı falan yaptık. Özgürler de beni almaya geliyorlar. Sonrasında Ebebe'ye gideceğiz. Orada bebek arabaları çok fazla diyor. İlk oraya bakalım dedik. Bir de Baby Mall diye bir yer var. Aslında benim beğendiğim bebek arabası Civil'de var. Ama ilk önce buralara da bakmak istedim. Nasıl katlanabilir olduğunu görebilmek adına. Şimdi ilk onlara bakalım. Zaten tüm gün artık sizinle devam edeceğim. Önceden sadece açıklama yapmak istedim. O zaman annemler gelsin. Ben de aşağıya ineyim. Ondan sonra da gidelim bakalım. Aldakini beğenemedim. Niye bilmiyorum. İçime sinmedi. O yüzden şimdi Ebebe'ye bakacağız. İnşallah buradan seçerim. Bakalım. Göstereyim aldığımızda. Yine detaylı şekilde göstereceğim. Açık halinde. Şimdi bebek arabasını hiç bela aldık. Zor seçtim gerçekten. Bu kadar zor seçeceğimi hiç tahmin etmemiştim. Ama yine griden yana oldu fikrim. Şimdi yemek yiyeceğiz. Sonra da oda seçmeye gideceğiz. Şimdi eve geldik. Yemek falan yedik dışarıda. Şimdi bebek arabasını açacağım. Kutulu olarak geldiği için hani eğer bir sıkıntı varsa hemen bugün götürürüz en azından tekrardan buradayken diye. Bir de reflü yatağını aldım. Şimdi de tekrardan odaya almaya diye gideceğiz ama ağaçlar yeşillenmiş yani şey yeşermişler artık. O kadar güzel duruyor ki size onu göstermek istiyorum şu an. Bakar mısınız camı açıncaki güzelliğe ya. Çocuk odasının böyle yemyeşil bakması beni efsane güzel bir şey. Yemyeşil olmuş her yer. Şimdi birlikte şu bebek arabasını açalım bakalım. Belki kurup bırakabilirim. Burası aşırı karışık bir yol olmuş şu an. Herhangi bir şey daha gelmediği için. Zaten masam gidecek çatıya. Sonrasında da bakalım nasıl şeyler yapacağız. Böyle alacağız takımlar. Gri tercih ettim. O sıra pek gösteremedim. O an anlatıyordu abi çünkü çok güzel bir şekilde. Şöyle açık gri tercih ettim. Şu su sepimeyi. Bu da gri. Siyahı vardı ama siyah çok fazla koyu gibi. Hani ben köyde de kullanacağım için aşırı toz olacak. O yüzden o şekilde tercih etmek istemedik. Bu da aşağı kısmı. Dışarı alayım. Şurada kuralım. Geldi. Kuralım. Birazcık karışık duruyor ama yapacak bir şeyim yok. Hani oda kurulmadığı için. Yani oda. Boş odaya şu an bütün bebek eşyalarını taktık. Birazcık öyle gözlüğüm de kalmıyor. Şu an bu kısmı terliklerim de. Şükür tekerlekleri döndürebildim. Şimdi şunları geçireyim. Bir de bunları geçirdik mi bayağı işini bitirmiş olacak. Şimdi geldik. Az önce açamadım. Hızlıca indik aşağıya. Şimdi mobili bakıyoruz ve sadece tek bir yer bakacağım. Çünkü internetten beğendim zaten. Direkt oraya gidiyoruz. Evet.
bunu seçtik. Şimdi tabii bu rengi değişecek falan. Şu şekilde şifon yerinde göstereyim. Çekmece bir şekilde zaten. Burası gece lambası olarak kullanılıyor. Sonrasında dolabın içinde göstereyim. Bu şekilde. Şöyle. Bu da bu şekilde raflı. Bunu tabii rengini değiştireceğiz şimdi. Sonrasında neden burayı tercih ettiğimi vesaire hepsini zaten açıklayacağım. Merak etmeyin. Şimdi alışveriş falan bitirdim. Birkaç yere daha var. Yani birkaç mağazaya baktım. O istediğim mağaza haricinde. Ama yine ilk istediğim mağazaya dönük. Hatta direkt ilk modeli aldık. Benim seçtiğim modeli. Hani direkt internet üzerinden seçtiğimiz modeli aldık. Fiyat farkı çünkü diğerleriyle aşırı fazlaydı. Ama kalite olarak da yüksekti. Hani fiyatlar uygun ama kalite olarak da yüksekti. Ve çeşit de aşırı fazlaydı. O yüzden o mağazadan aşırı memnun kaldım. Şu an mobilyalar geldiğinde de zaten birlikte kurarım. Şimdi güneş gözlüğü aldım kendime. Şu an lenslerim olmadığı için takamıyorum ama sonrasında da onları rahatça kullanabileyim diye ondan aldım. Kahve çekip şimdi de parkova uğrayacağız. Ondan sonra da köye döneceğiz büyük ihtimal. Özgür de traktörle gidecek, köye çekici götürecek de o da onun yanında gidecek. Öyle. Bugün de bitti. Köye dönünce artık köyde devam ederim büyük ihtimal. Çünkü çok kısa olmuş olacak video. Ve yeni bir günden günaydın. Artık dedim kısa video olacak. Haftalık vlog olsun. Şimdi bahçemiz için böyle biberler falan aldık. Patlıcandır şeydir. Kendimiz taze yetiştirelim diye. O yüzden şimdi onları ekmek için oraya hazırladık. Suyu açtık. Hortumları ıslansın. Ekeceğiz. Biraz da hava yağmurlu duruyor bakalım. Yağacak gibi ama inşallah yağmur o kadar ekeriz de onları da iyi olur. Şimdi size bahçeyi de göstereyim. Ve bahçemiz de burası. Arka tarafa yaptık. Hayvanlar da girip hani yemesin diye de bu şekilde yaptık. Şöyle uzaktan da göstereyim. Bunlar da ekeceğimiz şeyler. Bu da bizim minnak sevgi arsızı kedimiz. Bizimle birlikte o da. Şimdi bunları ekeceğiz de birazcık şunların ıslamasını bekliyoruz toprağımız. Gördüğünü birden buraya atacağız. Evet. Şöyle arala. At kısa ya kabağımız çok boş ver at kısa. Sen babaanneye bakma. Meral ben bir şey demedim. Dört yatağını verdim at işte. At kısa sen. Ben ona bakma yani. Biz kendi kafamızı dinleyelim. Ne? Babaanneniz kadar başınıza taş düştü. Karpuzları ekeceğiz. 3-4 tane at ondan da. Sadece karpuz at kısım. İkisi de karpuzmuş. Ha at o zaman. Tamam yeter kısım. Yetecek. 3-4 tane olsun. Birer tane bile yeter onlar. İkişer tane yeter. Hiç karpuz Şimdi kavun ve karpuzları ektik. Saçımda topladım rahatça olayım diye. Şurasını açık olmamış. Neyse. Şimdi bir kahve molası. Sonra da az önce gösterdiğim fida şeklinde olanları ekeceğiz. Evet gulu guller. Siz de artık bir susarsanız tüm videolarımı sabote etmekte bir numaralar gerçekten. Şimdi kahve yapalım hadi. Kahvemizi içtik. Hatta iki kere içtik. Şimdi ne yapıyoruz? Bence ekiyoruz. Sonra ehliyete gideceğim. Yine ehliyet kursuna. Çifteler yolcusuyuz yani yine hep birlikte. Bize çıkar kızım. Biz ekelim. Şöyle bak biber. Al ya domates, biberleri al. Anne bak. Aha öyleyse ya rengi. Biberleri al ya kızım. Önce biberleri ekelim. Domatesi öbür başa ekeceğim. Orası seyrek. Domates seyrek olsun. Şöyle dibinden iteceğim parmaklarımla. Evet.
tüm fideler bitti. Biber ektik, domates ektik, patlıcan ektik, salata ektik. Bayağı şey ektik ama daha gelecek de fideler var. Dün çok getirmemişler. O yüzden şimdi onları da göstereyim. Şimdi Protfilm'le derse geldik. Şimdi eğitmenin hemen bir bankaya gidip gelmesi gerekiyormuş. Onu bekliyorum. Ondan sonra derse şey yapacağım. Sonra da köye döneriz zaten. Başka ne yapacağız bilmiyorum. Artık geri kalanında birlikte yaşıyoruz günü. Çiftelerden geldik. Son kez işte biberlere falan bakacağız. Su artmış mı diye. Ondan sonra başka bir şey kalmadı. Yarın devam ederiz. Tekrardan yarın çünkü. Geri kalan fidalar da gelecekmiş. O zaman devam ederiz. Yarın görüşürüz. Hello. Bugün iş olmadığı için videoyu açmadım. Bir çiftelere gittik sabahtan. Yani az önce gittik. Geldik. Bir de yarın ekeceğim fidaları aldık. Şimdi kapı önünde çay keyfi yapıyoruz. Yarın videoyu izle. Devam edeceğim. Bugünlük hiçbir şey yap. Biz burada keyif yapalım birazcık. Hello. Videonun son gününden merhaba. Artık şu son fidalarımızı da dikelim. Videoyu da bitireceğim. İki böyle üç günlük bir vlog oldu. Hem fidalar hem bebişin eşyaları falan şeklinde. Umarım güzel bir video çıkar ortaya. Ben çok eğleniyorum açıkçası böyle köyde video çekerken falan. Şimdi son kalanları ekelim bakalım. Hello. Şimdi bizim bahçe bitti ama yine fidamız yetmedi. Biz bahçeyi bayağı büyük yapmışız. Şimdi bizimkiler yani yeni fidalar gelene kadar da babaanneminkileri ekeceğiz şimdi. Onun bahçesine gidiyoruz birlikte de. Patlıcanlar kaldı. Şimdi bunları da çıkarayım. Onlar da ekiyor. Videonun sonuna geldik. Umarım videoyu severek ve beğenerek izlemişsinizdir. Ben çekerken çok keyif aldım. Bu anların da size yansımasını çok istedim. Umarım başarabilmişimdir. Hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve videoyu beğendiyseniz beğenmeyi lütfen unutmayın. Beni Instagram hesaplarım üzerinden de takip edebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.